takvim yaprakları 20 Ocak 2018'i gösteriyordu. Tam 72 uçak peş peşe kalktı. 72 savaş uçağı sadece 10 ay önce tam bir başarıyla tamamlanan Suriye'ye yönelik ilk sınır ötesi harekatın 72 şehidinin anısına havalandı. Gökyüzünün çelik kanatları yine Suriye topraklarında, yine sınırımızın karşısında çöreklenen PKK-PYD-YPG terör örgütüne dur demek, hudutlarımızda istikrarı sağlamak, bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak için ses hızını aştı. Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 72 kahramanımıza atıfta bulunarak 72 uçağın havada aynı anda baskın prensibiyle ilk taarruzu gerçekleştirdiği 114 hedefin imha edildiği bir harekat ile başladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkını kullanıyordu. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunun Münbiç takibidir. Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz. Fırat Kalkanı o kuzey hattındaki koridoru bir şekilde böldü. Yani oraya bir blok oluşturdu. Ama Afrin orada en güçlü, tırnak içinde öyle söyleniyordu. Hı hı. Kantonlardan biriydi. Yine o dönemde 30 bin YPG'linin sınır muhafızı adı altında Suriye kuvvetlerine katılacağı tartışmaları, görüşmeleri, söylentileri vardı. Hepsinden öte özellikle Irak'tan başlayarak ta Akdeniz'e kadar giden o hattın bir şekilde kesilmesi gerekiyordu. Tüm kutsal kitaplarda zeytin refahın ve bolluğun, zeytin ağacıysa adaletin, sağlığın, zaferin, barışın, kısaca insanlık için en önemli erdem ve değerlerin sembolüdür. Türk Silahlı Kuvvetleri, zeytin ve ağacının tüm anlamlarının kaybolduğu Afrin'e umut olmak, bu anlamları yeniden kazandırmak ve bölge halkına armağan etmek için bu harekata Zeytin Dalı adını verdi. Harekat öncesinde terör örgütü Türkiye'ye yönelik eylemlerini arttırmış, bir yıl içinde sınır karakollarımıza, Hatay ve Kilis'e 700'e aşkın saldırı düzenlemişti. 2012 yılında Esad yönetimi o bütün kuzeyi neredeyse Kürt grupları ve YPG'nin eline bırakarak çekildi. Afrin özellikle Hatay ve Kilis ve Amanoslar üzerinde bir baskı, yani YPG'liler tarafından terör faaliyetleri açısından bir baskı unsuru olarak kullanılabilecekleri bir üstü. Terör örgütü harekat başladığında da saldırılarını sürdürdü. Siviller hedef alınıyordu. Cami, okul, hastane, lokanta ve evlere roketler yağdı. Sınır hattında 7 kişi hayatını kaybetti. Yüzü aşkın yaralının arasında çocuklar da vardı. Afrin Tel Rifat koridoruyla Membiç üzerinden doğuya bağlanıyordu ve sonuçta oradan bir militan ağı, silah mühimmat akışı buradan sağlanıyordu. Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Afrin'de kanton ilan edilen PKK-PYD-YPG, burada Akdeniz'e uzanan bir terör devleti hayaliyle yığınak yapmış, 10 bine yakın teröristi bölgeye yerleştirmişti. Afrin Harekatı tamamen bizim kendi imkanlarımızla, kendi imkan kabiliyetlerimizle yaptığımız, bütün dünyanın belki de her türlü desteği sunduğu, elinde silahı teçhizatı olan, yaklaşık 10 bin kişilik dediğim gibi bir mevcudu olan bir birliğin ellerinde belki sadece mesela uçağı yok. Ama geri kalan elindeki hem IŞİD'den ele geçirdiği tankları var, zırhlı araçları var, tank savar silahları var, topları var. Afrin'de evet belki Amerikan unsurlarını yerde görmüyorduk ama yani oradaki destek buraya da
devam ediyordu. Ve oradaki silahlar zaten Amerikalılar tarafından sağlanan belli oranda silahların affine geçirilmesiydi. Ruslar hep ikili oynamıştır zaten. Burada da öyle oynadılar. Zaten o ilk 1-2 gün hava sahasını kapalı tutmaları vesairdi. Bunun göstergesiydi. Pek çok ülkeden mühendislik desteği gören ve araç gereç takviyesi alan terör örgütü 2 yıllık bir çalışmayla devasa tüneller, betondan kaleler, sığınaklar ve siperler hazırlayarak bölge halkına karşı zulmünü arttırdı. Devralut köyünde geldiler, dediler biz çıkın buradan. Dedi ki biz çıkmıyoruz, biz burada kalır. Uzaktan füze bize attılar. Yani mesela bir evde bir erkek var, iki bacısı var. Ya bizimle gideceksin ya biz bir tane... Bacını alacağız. Ben... 18 yaşından küçük çocukları bile zorla silah altına alan terör örgütü, çocuklarını vermeyen ailelerden para istiyor, karşı gelenleri de infaz ediyor. Bu yönetim içerisinde zorla askeri arıyorlardı mesela, oradaki kaçırıyorlar. Ve onları da hudutta uç taraftaki yerlere yerleştirip, ilk etapta onları bizim karşımıza çıkarmaya çalıştılar. Siz eğer çocuğunuz yoksa veya var ama vermek istemiyorsunuz, paranızı alıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, terör örgütünün kıskacında kalan Suriye halkı için topyekün bir mücadeleye girişti. Mehmetçik, PKK-PYD'nin tuzaklarına, döşediği mayınlara, eklenen kış şartlarına aldırış etmeden sızma harekatıyla Suriye'ye girdi. Ve ilk harekat emrimizi aldıktan sonra sızma harekatıyla bölücü terör örgütüyle ilk temasa girdik. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu harekatın 3. gününde Azez ilçesinde de yeni bir cephe açtı. Azez bir süre önce Suriyeli muhaliflerin kontrolüne geçmişti. Afrin'e doğudan en yakın yerleşim yeriydi. Açılan bu yeni cephe stratejik açıdan Mehmetçiğin sahadaki elini güçlendirdi. Sınırdan itibaren 5 ila 10 kilometrelik bir şerit ele geçirildikten sonra, yani ilk hattaki tabur hedefleri ele geçirildikten sonra taarruz kademesindeki birlikler bu bölgeleri, ele geçirilen bölgeleri geriden gelen diğer unsurlara, PÖHŞÜ ve işte jandarma unsurlarına devrettikten sonra 3 mihverden Afrin'e doğru taarruzlar tekrar başladı. Komandolar ve ÖSO, zırhlı araçların dahi hareket edemediği çamur deryasında imkansızı zorlayarak terör mevzilerini vuruyordu. O andan hatırladığım tek şey karanlık ve çamur. Başka hiçbir şey değil. Çok karanlıktı. Akıl almaz bir çamur vardı. Adım atmanız çok zordu. Yani böyle balçığın içinde yürüyor gibiydiniz. Sabah zaten gün ışıdığında baktık ki yani inanılmaz bir şey. Bu kadar çamur. İnsanlar orada mücadele ediyor. Abi sabah kadar harekat yapılacak muhtemelen, biz gireceğiz dedim. Annemler üzülmesinler, onlara söylemedim. Senin bilgin olsun demiştim. Kara haber harekatın 3. gününde geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 100 metrenin altına düştüğü hayır sırtında teröristlerle çatışmaya girildi. Zeytin Dalı harekatının ilk asker şehidi burada verildi. Assubay üst çavuş Musa Özalkan. Afrin operasyonundaki ilk şehidimiz. Musa Özalkan koşarak şehadet şerbetini içmeye gitti. Türk ordusu karşısında ağır kayıplar veren terör örgütü Afrin'de hapishanelerde tuttuğu DAEŞ'li teröristleri Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'ya karşı savaşmaları koşuluyla serbest bıraktı. Harekatın kuzey cephesinde en şiddetli çatışmalar sınırımıza yakın Antentepe ve 1027 rakımlı tepede yaşanıyordu. Bu iki noktada teröristlere derinlemesine bir görüş alanı ve diğer bölgelere geçiş imkanı sağlıyordu. Terör örgütü bu tepeleri şiddetle savunuyordu.
Komandolar zorlu hava şartlarında 23 Ocak'ta sabaha karşı 1027 rakımlı tepeye sızdı. Girilen çatışmada piyade üsteğmen Oğuzkan Usta ve piyade uzman çavuş Mehmet Murat Dağı şehit düştü. Bu harekatın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay, gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve düğüne girer gibi harekat alanına giren siz değerli silah arkadaşlarıma ait. Hepinizi tek tek anlar diyorum. Sol! Antentepe kontrol altına alınmıştı. Anadolu Ajansı muhabiri Sarp Özer de bölgede gelişmeleri takip ediyordu. Özer, Antentepe'de teröristlerin tank savar saldırısında 4 askerimizle birlikte yaralandı. Bir ses duyduk. Oradan biri saldırı var dedi. O cümle bittikten sonra böyle dönerek geldiğini gördüm. O an gerçekten çok acayipti. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Bir tarafa doğru hareket etmek zorundasınız, kaçmak zorundasınız. Herkes kaçıyor. Kaçtım, bir patlama oldu. Ondan sonra hareket edemedim. Yani kalktığımda her yer toz dumandı ve yerdeydim. Doğu cephesinde kiliseye en yakın nokta olan 850 rakımlı Bursa'ya Dağı teröristlerin kontrolündeydi. Dağda çok sayıda tünel kazılmıştı. PKK-PYD burada direnişi sürdürüyor, Türk askerinin ilerlemesine karşılık dağdan kilise, roket ve havan saldırılarına devam ediyordu. Namaz kılıyor insanlar ve bir anda taşların altında kaldılar. Örgüt buraya direnek noktası şeklinde tertiplenmişti. Burayı oldukça tahkim etmişti ve burada sağlam bir nokta olarak burada tutunuyordu. Kilise füze saldırıları, havan top atışları yapılıyordu. Onların yapıldığı yer burası, Bursa'ya Dağı. Rakım olarak da yüksek olması, bölgeye hakim olması adına hem askeri olarak bir stratejik nokta, mutlaka kontrol edilmesi gereken bir nokta. Bursa'ya önce Pınar sınır kapısına 5, kilise ise 11 kilometre mesafede hakim bir tepe. Teröristler burayı en ileri ikmal ve saldırı noktası olarak kullanıyordu. Afrin'i özgürleştirmek için yola çıkan Mehmetçik bu noktada beton kule ve tünellerle inşa edilmiş bir terör kalesiyle karşı karşıyaydı. Bursa'ya daha benim tabur hedefimdi. Bununla ilgili önce keşif yaptık tabii ki. Tepenin üzerinde çepeçevre, içinde iki insanın rahatlıkla yürüyeceği şekilde beton bir tünel vardı. 50 ila 100 metre aralıklarla da kuleler yapılmıştı, beton korgan kuleler. Bunlar duvarları yarım metre ile bir metre kalınlığında, yerden 5-6 metre yükselen 2-3 katlı kulelerden bahsediyorum. Bu kuleler, bahsettiğim tünel hattı ile beraber, çepeçevre dolaşan tünel hattı ile beraber çapraz olarak da birbirlerine yer altından irtibatları vardı. Bursa'ya insan eliyle tüneller halinde oyulmuş, yer altında 200'den fazla teröristin rahatça barındığı bir üs haline getirilmişti. Bursa'ya Dağı alınamaz, orası çok güçlü gibi bir imaj bizim yıkmamız gereken ilk hedefti aslında. Olay sadece zemin seviyesinde değil, altında 3 ila 4 kat yer altına inen işte barınma alanları, mühimmat depoları vardı. Burayı gerek barınma, gerek malzeme depolama, gerek de tahliye için kullanıyorlardı. Bizi yer altında bir sürprizin beklediğini biliyorduk. Ona göre de bir hazırlıklarımızı yaptık. Bursa'ya kilidi harekatın 9. gününde kırıldı. Terör kalesi önce yoğun ateş altına alındı, savaş uçaklarımız dağdaki hedefleri vurdu, sonra da komandolar tünellere girdi.
Yoğun bir ateşten bahsediyoruz tabii ki. Yoğun bir çatışmadan bahsediyoruz. Bir yandan o karşı taraftan makinalı tüfek ve keskin nişancı silahları ve hafif silahlarla ateş alırken biz de onları sürekli top baskısı altında tutuyorduk. Şey, Bursa'ya dağını ele geçirdiğimiz gün bir sıklet merkezi yaptık oraya. Hava unsurları, işte İHA SİHA'larımız ve top havan vesaire ateş destek vasıtalarını oraya yoğunlaştırarak ciddi bir ateş desteğiyle beraber komandolarımız ÖSO ile beraber omuz omuza ele geçirdiler Bursa'ya dağını. Bursa'ya da terör kusan namlular susmuş, kilis halkı rahat bir nefes almıştı. Komandolarımıza manevra yaptırdık, tünel hattına el attık. Adım adım tünelleri, kuleleri, emrimizdeki özel kuvvet timi de burada çok aktif rol oynadı. Yer altındaki yapılanmayı da yavaş yavaş tüneller içerisinde muharebe ede ede ele geçirdik. Tüneller sadece Bursa'ya dağıyla sınırlı değildi. Dağdan köylere uzanan tüneller birbiriyle bağlantılıydı. Adeta örümcek ağından farksız olan bu tüneller 500-600 metre uzunluğunda içlerinde araçla ilerlenebilecek büyüklükteydi. Bu sayede terör örgütü SİHA'lara görünmeden yer altından lojistik desteklerini sağlayabiliyordu. Bursa'nın alınmasıyla terör örgütü bu ikmal hattını da kaybetti ve Afrin'e doğru çekilmeye başladı. Bursa'ya dağı ve yeraltı şehri terörden arındırılınca sıra Afrin'e giden Bafelun, Katme, Kefercenli hattına geldi. Bafilyon bloğu güneye doğru uzanan Afrin istikametinde önemli bir arazi arızası. Harekatı o tarafa doğru yönlendirmemiz lazım. İlk önce Bafilyon bloğunu ele geçirdik. Daha sonra Bafilyon bloğunun en güneyinde Aziz Afrin yolunu kontrol eden Katme ve Kefercenli iki nahiye Afrin'e bağlı. Öğrendik ki oradaki çatışmalardan dolayı Katme'de çok az terörist kalmış. Bir sonraki günün hedefi olmasına rağmen bu fırsatı değerlendirdik. Biz çok küçük bir ÖSO grubuyla beraber Katme'yi kontrol altına aldık. Mehmetçik halkın zarar görmemesi için büyük özveri gösteriyor. Bunu bilen terör örgütü ise her cephede sivilleri kendilerine canlı kalkan yapıyordu. Bizim harekatı en çok uzatan şey, yani zaman harcanan şey zaten sivillerle teröristlerin ayrılma çabasıydı. Eğer bu çabamız olmasaydı Zeytin Dalı harekatı 3-4 günde biterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri siviller için Arapça, Kürtçe ve Türkçe bildiriler hazırladı. O bildiriler uçaklardan atılarak sivil halka teröristlerden uzak durun çağrısı yapıldı. Ağır kayıplar veren PKK-PYD, Türk askerini durduramayınca kara propaganda yapmaya başladı. Terör örgütü dünyanın bambaşka noktalarında çekilen insanlık dışı görüntüleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mal ederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Harekatın ikinci haftasına gelindiğinde terör örgütünün kaybı 800'ü aşmış, 100'den fazla köy ve belde terörden temizlenmişti. 15. günde Türkiye'yi yasa boğan haber Şeyh Horoz ve Serivanlı bölgelerinden geldi. İki saldırıda 8 Mehmetçik şehit oldu. Şehitler sonsuzluğa uğurlanırken Kilis ve Hatay'da vatandaşlar Mehmetçiğe destek için uzun konvoylar oluşturdu. Harekatta stratejik hedeflerden biri de Racu'ydu. Burası teröristlerin batıdaki ana ikmal merkezi konumundaydı. Terör örgütü burayı kaybetmemek için tüm imkanlarını seferber etti. Racu'nun jeopolitik konumu, Türkiye sınırına çok yakın oluşu ve
Afrin şehir merkezine hiçbir kesinti olmadan ana ikmal yoluna sahip olması Raju'yu terör örgütü tarafından çok önemli kılıyordu. Ve bu yüzden de terör örgütünün üst düzey yöneticileri Raju'ya karargah kurmuşlardı. Raju'ya girmek istediğimizde biz her adım attığımızda, kafamızı her kaldırdığımızda yanımızdan binlerce mermi geçiyordu. Çünkü etrafındaki tepelerde tank savar nişancılarını koymuşlardı, keskin nişancıları vardı. Raju'nun kilidini açacak yerse 1027 rakımlı tepeydi. İlk günden beri Mehmetçik bu tepeyi izliyordu. İlk sızma girişiminde iki şehit verilmişti. Ve günler sonra 1027 rakımlı tepenin ne pahasına olursa olsun teröristten arındırılma vakti gelmişti. Mehmetçik ve Özsoy harekatın başından beri teröristlerle bu bölgede çatışıyordu. 10 Şubat günü Mehmetçik teröristlerle temas sağlamış, çatışmanın mesafesi 300 metrenin altına düşmüştü. Piyade Hüseyin Özgür Ocak komutasındaki komando koluyla 200 PKK-PYD'li teröriste karşı amansızca savaşıyordu. YPG ve PKK ile yakın temas sağlandı. Bölgede 15 kişilik bir kolla birlikte karşınızda 200'e yakın bir grup ve çok yoğun bir temas yaşanıyor. Tabii ki biz inisiyatifi kendi lehimize çevirerek bölücü terör örgütü unsurlarını bölgeden etkisiz hale getirmeye başladık. Çatışmada 5 saat geride kalmıştı. Üsteğmen Ocak ve askerlerinin mühimmatı bitmek üzereydi. Temas olduğu noktayla bölük ağırlıklarımızın olduğu nokta arasında biraz mesafe var. Bir uzman çavuşum, Umut isminde bir uzman çavuşum mühimmatları bir kum torbasına doldurarak bizim yanımıza geldi. Tabii Özgür Üsteğmen diyor. Ben ama yanındayım onu. Tabii ki barut gazından dolayı simsiyah olmuşuz. Artık bizi tanıyamıyor. Umut ben buradayım, mühimmatı getir dedim. Şaştı tabii beni öyle görünce, şaşırdı. Komutanım dedi, siz misiniz? Evet benim. Kahramanca bir hareketle mühimmatı dağıttık ve tekrar temasa devam ettik. O aslında harekatın yani 1027 rakımlı tepede yaşadığımız olayın dönüm noktasıydı. Teröristler ağır kayıplar veriyordu. Mehmetçik gelen mühimmatla yeniden ateşe başladı. Bu sırada kulakları sağır eden bir patlama oldu. ...24 kilometre öteden üzerimize Grad füzesi düştü ve biz o basınçla kolum ve ben paramparça olduk. İlk önce hasarımı anlamaya çalıştım. Personelimin sağlık durumunu anlamaya çalıştım. Ve gözümü açtığımda ayağım yoktu, parmaklarım yerdeydi. Ve ilk önce parmaklarımı aldım, cebime koydum. Özgür Üsteğmen ağır yaralıydı. Toz ve duman bulutunun içinde ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Sonra turnikemi çıkartarak turnikemi yaptım. Birinci turnikemi yaptığımda tam uç kısımda kanama durdu. Fakat kasık kısmında çok büyük bir kanamam vardı. Ve bu beni artık bilinç kaybıma neden oluyordu. İkinci turnikemi yaptığımda evet bu durdu. Özgür Üsteğmen silahına davranmak istedi ancak yapamadı. Yaralanmanın şokuyla ayağa kalktı. İlk önce oturur vaziyete geldim. Baktım iki tane tüfeğim var. Tüfeğimin birinin dipçiği kopmuş, bir tanesinin namlusu kopmuş. Tüfeğimi tekrar tekrar kaldırıyorum ama gücüm ve takatim yoktu. Bir süre sonra kahraman Üsteğmen kan kaybından bilincini kaybederek yere yığıldı. Bölgenin kapatılması gerektiğini, sızmanın devam ettiğini ve ağır yaralandığımı, personelimin de ağır yaralandığını telsizle bildirdikten sonra artık kelime-i şehadet getirerek düştüm. Ayağındaysa eli öpülesi bir vatanseverin, 72 yaşındaki bir ninenin el emeği göz nuruyla örüp gönderdiği hediye çorap vardı. İçinde kendi cebinden kattığı 5 lirayla birlikte gönderdiği çorap. Çorapta yeşil, pembe, kırmızı birçok renk var. Ben yaralanmadan bir gün önce mevzide o çorapları giydim. Ertesi günde ayağımı kaybettim. Kaybettiğim ayağı yine milletimin gönderdiği bir çorapla sardım ve tekrar ebedi hayata gönderdik ayağımızı. Bölgeye gelen taarruz helikopterleri teröristleri ateşle baskı altına almaya çalışırken yaralıları tahliye için gelen diğer helikopterler de düşman atışları arasında 1027 rakımlı tepeye indi.
Özgür Ocak ve diğer yaralılar tahliye edildi. Gazi'nin hastane yolunda 3 kez duran kalbi sağlık ekibi tarafından yeniden çalıştırıldı. Cesareti kadar metaneti de yüksekti Özgür Üsteğmen'in. Ne kopan bacağını ne de kaybettiği parmaklarını dert etti. Eşim sağ olsun beni bir an olsun yalnız bırakmadı. Çocuklarım o dönemde 2 yaşındalardı ama şu anda 5 yaşındalar. Artık soruyorlar, baba senin bacağına ne oldu? Ellerine ne oldu? Ben de tabii ki anlatıyorum bir komutan olduğumu. Vatanımız için nelerden geçebileceğimizi, ne fedakarlıkla yapabileceğimizi çocuklarıma yavaş yavaş anlatıyorum. İleride anlayacaklarını düşünüyorum. Şu anda çok idrak edemiyorlar durumu. Sadece robot bacağımı çok seviyorlar. Evet. O ve ailesi bu kaderi kabullendi. Ama anne yüreği için o kadar kolay değildi. Tabii ki anne yüreği bir annemiz alışamadı. O da zamanla alışır gibi düşünüyorum. Konuştunuz mu hiç bu meseleyi annenizle sonrasında? Evet, çok annemle çok konuşamıyorum bu meseleyi. Çünkü üzülüyor kendisi. Özgür Üsteğmen'in gazi olduğu saldırıda Türk ordusu harekatının en ağır kaybını yaşadı. 1027 rakımlı tepede 9 kahraman askerimiz şehit oldu. Destek için gelen taarruz helikopteri de kırıma uğradı. 2 kahraman pilotumuz da bu kazada şehit düştü. Bu stratejik tepe artık Mehmetçiğindi, yani güvendeydi. Tepedeki son terör kırıntıları da komandolar tarafından temizlendi. Batı bölümünde artık hedefte önce Racu, sonrasında da Afrin vardı. Bu tür harekatlar basit harekatlar değil, kesinlikle zor harekatlar yapılması. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri çok güçlü, Türk Silahlı Kuvvetleri çok yetenekli, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli çok cesur. Çalıştık, hazırdık. Yapacağımız her şeyi adım adım nerede, hangi dakika, hangi saniye, nerede ne yapacağımızın hepsini tek tek çalışmıştık. Karadaki birliklerin en büyük destekçisi ise Türk Hava Kuvvetleri'ydi. Zeytindalı Harekatı, İHA ve SİHA'lar için bir milattı. Yerli ve milli insansız hava araçlarının etkin olarak kullanıldığı ilk harekat oldu. Hava kuvvetlerine verilen hedeflerin etki altına alınmasında, sivil zayiatında engellenmesi anlamında İHA'ların çok önemli etkileri oldu. İHA'lar hem savaş uçakları hem de yerdeki birlikler için bir göz oldu bu harekat esnasında. Özellikle yerli ve milli İHA'larla beraber İHA'ların bu harekat ve bundan sonraki harekatlarda etkisini önceki dönemlere göre çok daha etkili bir şekilde olduğunu görmeye başladık. İHA'lar, SİHA'lar ve savaş uçakları sayısız saat havada kaldı. Karada birliklerimiz terör örgütüyle çarpışırken hava kuvvetleri de PKK-PYD'ye göz açtırmadı. Teröristlerin ağır silahlarını imha ederek kara birliklerinin elini rahatlattı. Harekat boyunca özellikle havadan yapılan akınlar sırasında sivillerin, kültürel ve dini yapıların zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösterildi. Hedefler defalarca analiz edildi, hepsi tek tek incelendi. Sivil zayiat ihtimali belirdiği zamanlardaysa nokta harekatlar ertelendi. Havada 24 saat bekleyerek o teröristin oradan çıkmasını bekliyorduk. Hareket halinde köyden köye geçerken etkisiz hale getirmek için planlamalarımızı yaptık. Yani saatlerce havada bekledik. Çıkıldığı zaman oradan düğmeye basıldı ve sıfır kayıpla teröristi etkisiz hale getirdik. Terör örgütü kaçınılmaz sona yaklaşmıştı. Afrin'in merkezine doğru çekiliyordu. Çekilirken geride bıraktığı her noktayı bombalarla tuzaklıyordu. Bu bombalı tuzakları temizleyip komandolara ve zırhlı birliklere yol açmak, kara kuvvetlerinin istihkam timleri METİ ve deniz kuvvetlerinin seçkin birliği SAS komandolarının göreviydi. Tespit! Mayın EYP'leri tespit ediyoruz ve bunları etkisiz hale getiriyoruz. Bu sebeple icra edilen harekatta her zaman en öndesiniz. En önde olmak zorundasınız. Bu ölümcül görevde tuzaklarla dolu bölgelere ilk ayak basan askerler onlardı.
Meskun Mahalli'de, binaya girişte, mağaraya girişte, tünele girişte, tuzak emniyetlerinin kontrolünde her zaman en öndesiniz ve en önde olmak zorundasınız. Çünkü tespit edemediğiniz her bir mayın, tespit edemediğimiz her bir EYP bizim için bir can demektir. Biz bunun bilinciyle hareket ettik. Harekatın başlangıcından Afrin alındığı güne kadar sadece bizim sorumlu olduğumuz bölgede 4280 adet mayın ve EYP'ye bizzat müdahale ettik ve etkisiz hale getirdik. Mehmetçik eşi benzeri görülmemiş düzeneklerle, bombalı tuzaklarla karşılaştı. Tahrip var! Bizlerin bile daha önce iç güvenlik harekatında ve diğer harekatlarda görmediğimiz mayın EYP'ler mevcuttu. Taş şeklinde, kaya görünümlü, evlere girdiğimizde muslukların içinin dahi, oyuncak bebeklerin tuzaklandığını dahi gördük. PKK-PYD bombalı tuzakları sadece Türk askerleri için kurmuyordu. Evleri, tarlaları, hatta hastane ve okulları bile bombalarla tuzaklamıştı. Hayat normale dönmeye başladıkça okullara da çocuklar gitmeye başlayacağı dönemden bahsediyorum. Orada bir okulun içerisinde birisinde bir tel gördüğü söylendi. Acaba EYP olabilir mi, olamaz mı endişeleri oldu ve biz incelemeye gittik. Kabloyu gördük. Duvarın içerisinde, yani yere giriyordu. Orayı kazdık. İçerisine girdiğinde gördüklerim gerçekten beni şaşırttı. Gerçekten o okulu havaya uçurmayı planlamışlar. Gerçekten o çocukları öldürmeye çalışmışlar. Oradaki EYP'leri, patlayıcıları etkisiz hale getirdiğimizde olacak o korkunç manzaraya engel olduğumuz için kendimi çok mutlu ve huzurlu hissettim. Mehmetçik ve Öso adım adım ilerliyordu. 26 Şubat'a gelindiğinde jandarma ve polis özel harekat Zeytindalı harekatında görevlendirildi. Komandolar Afrin'e doğru ilerlerken taze kan Jö ve Pöh birlikleri terörden temizlenen yerlerin güvenliğini sağlamaya başladı. Temiz! Zeytindalı harekatının 41. gününde Suriye'den gelen son dakika haberiyle sarsıldık. Afrin'in 1083 rakımlı Keltepe bölgesinde tünellere saklanan 100 kadar terörist askerlerimize pusu kurdu. Hava sisli ve yağmurluydu. Görüş mesafesi ise 100 metrenin altındaydı. Çatışma saatlerce sürdü. Jandarma uzman çavuşlar Rıdvan Çevik, Fuat Demir, Arif Demirel, Recep Çetin, Burhan Açıkkol, Mehmet Dinek, Mustafa Ozan Gökçe ile jandarma assubay çavuşlar Uğur Palancı ve Abdullah Taha Koç şehit düştü. 13 askerimiz de yaralandı. Korkun edilmemiz! Biz dağların erleri! Biz dağların erleri! Yuvaya attık göklere! Yuvaya attık göklere! Baş döndüren yerlere! Baş döndüren yerlere! 1 Mart'ta pusuya düşen Mehmetçik pes etmedi. Son şarjörüne kadar göğüs göğüse çarpıştı. Şehitlerimizin toprağa düştüğü bu tepenin adı işte o gün değişti. Silah arkadaşları 9 şehidimiz için 9 Türk bayrağı dikti. Onların isimleri artık kahramanca mücadele ettikleri Şehitler Ölmez Tepesi'nde yaşatılıyor. Racu'ya giden yolda PKK-PYD birçok köyü işgal etmişti. Bu köyler teker teker alınıyordu. İlk gün bir köyü aldım. Küçücük bir köy olmasına rağmen çok direniş vardı orada ve her tarafını tünellerle oymuşlardı. Bütün binaların camları keskin nişancısıydı. Çok da aslında sıkışmıştık bir yerde. Orayı aldık. Ertesi gün 4 köyü birden aldık. Yani bu hem bize çok büyük bir moral oldu. Bizi çok büyük destekledi. Hem de ileriye doğru çok geniş bir sahada giriş yapmış olduk. Özveri, cesaret ve merhamet. Türk askerini en iyi anlatan üç kelime. Bu üç kelime Zeytindalı Harekatı'nda hep onlarla beraberdi. Mehmetçik 6 Mart'ta Racu'yu, 8 Mart'ta da Cinderes'i terör örgütünden temizledi. Şuna emin olun ki Türk Silahlı Kuvvetleri milletinden aldığı güçle görevini başarıyla devam etmektedir. Komandolar için artık geriye T-34
tek bir hedef kalmıştı, o da Afrin'di. Siirt Komando Tugayı'na bağlı tabur, Afrin'i gören Hakim Tepe'ye konuşlandı. Şehit binbaşı Mithat Dunca da tabur komutan yardımcısı olarak oradaydı. Mithat Dunca ve askerleri yorgun ama moralliydi. Metit'imi emniyete almak için intikal etmek istedi. Ben bunu Mithat binbaşı arz ettiğimde beni kolumdan tuttu, hiç unutmuyorum. Afrin dedi, burada aldık, biraz dedi dinlen, gece boyu hiç uyumadın, öyle git dedi. Komutanım dedim, ben uyursam diğer destek silahları gelemez, burada hepimiz sıkıntı çekeriz. Ben gerek yok, gider destek silahlarını getireyim dedim. O zaman dedi bir kahvaltı yapalım, öyle git. Kendi kumanyasını çıkardı. Yedik ve bir fotoğraf çekilelim dedi. Afrin'e karşı gün doğumunda bir fotoğraf çekildik. Tabur komutanı ben ve Mithat binbaşı. Gün aydınlandığında tüm tabur Hakim Tepe'ye yerleşmişti. Herkes Afrin ilçe merkezini çıplak gözle görüyordu. Gece boyunca gözlerini dahi kırpmayan komandolar mevzilerine çekildi. Mithat ve aynı mevzideydik. Yani yan yana. Dizlerimiz birbirine değiyordu otururken. Ben gözlerimi kapattım, herhalde 5 dakika falan olmuştur. Yani gözlerimi açtım, bir ses duydum. Dedim geliyor. Tank savarın sesini şey yaparsınız, bakalım nereye düşecek dedim. Mevzi al. Bizim mevziye düştü. Kayaya vurdu. Kayadan kopan bir parça rahmetli Mithat Dunca'nın başına vurdu. O da orada ağır yaralandı. Beni savurdu. Ağaçlar var. Tabur komutanı ve Mithat binbaşı yaralanmıştı. Ben komutanlarımızın 50 metre aşağısında bir mevzideydim. Tepeye araç çıkmıyordu. Ben komutanımızın yaralandığını duyunca koştum, araca bindim. Çıkmaz diyorlardı. Ve o esnada o aracı çıkarttım oraya. Komutanlarımızın tahliyesi için ve komutanlarımızı hastaneye tahliye ettik. Mithat Dunca'nın durumu ağırdı. Tabur komutanı ise ciddi yaralarının tedavisini yarım bırakıp taburunun başına döndü. Mithat binbaşı ise girdiği ameliyatta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. O şehit oldu. Biz kaldık. Ancak tabii benim kulak zarım patlamış. İşte kafamda şarapneller vardı. Beni muayene ettiler. Tabii Mithat orada ameliyattaydı vesaire. Kalman lazım dediler hastanede. Ben ertesi gün hastaneden çıkıp taburumun yanına gittim. 15 Mart'ta bu olay oldu. 16 Mart gecesi taburumun yanındaydım. 17 Mart'ta Mithat'ımın şehadet haberini öğrenmiş olduk. Harekat alanına gittik. Tabii 18 Mart'ta da biz Afrin'e girmek üzere ilerledik. Binbaşı Mithat Dunca Zeytin Dalı Harekatı'nın en üst rütbeli şehidi oldu. 37 gün önce alnından öperek uğurladığı eşine bu son sarılışı olacaktı. Şu an itibariyle Afrin'in etrafı tamamen çevrilmiş durumda. Afrin artık bir kurşun atımlık mesafedeydi. Bu terör örgütü için son demekti. 18 Mart sabahı komandolar ve ÖSO Afrin'e 3 koldan sızdı. Giriş yollarının hepsi setlerle kapatılmış ve tuzaklı. Bizim istikam aracımız gelip o seti açmak için geldi. Mayına bastı. Koca o zırhlı araç havaya kalktı, geri oturdu. Çocuk içerisinden koşarak geldi mesela. Aracı biz düşünmüyoruz. Yani o çocuk içinden sağ geldi, böyle bize koşarak geldi ya. O mutluluk her şeye değerdi. Sonrasında işte Afrin'e o hendekleri, setleri, mayınları vesaire temizleye çatışma yapa yapa şehir merkezini aldık. Çanakkale'nin 103. yıl dönümünde komandanlığını okumak bize nasip oldu.
tanklarımızı çıkardık, bayraklarımızı açtık, kumandanlığımızı okuduk. Gururluyuz. Böyle bir harekatta bulunmak, böyle bir şerefe nail olmak tabii ki her Türk askerin isteyeceği şeylerdir. Mehmetçik beklenendi. Afrin'in gerçek sahipleri Türk askerine kucak açtı. Yerel halkın yıllardır çektiği acılar Mehmetçik'in Afrin'e girmesiyle son buldu. Sonra şehir meydanında o komando andımızı yaptırdık. Taburumla beraber yaptırdım. Benim çok gurur duyduğum bir olaydır. Bunun birinci sebebi şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Biz Afrin'i aldık. Milyonlarını dissem belki bir Mithat'ımın, bir Şükrü'nün yerine gelemez. Ancak kanlarını kesinlikle yerde bırakmadık. Geri dönmedik. İlerledik ve Afrin'i aldık. Mithat binbaşı eşi Lütfiye Hanım, Mithat'ın intikamı yerde kalmadı. Eşimin intikamını almışlar çok şükür. O da orada rahat uyuyacak, bizim de içimiz soğuyacak. Harekatın 57. gününde Afrin merkezine bayrak diken kol komutanı için de o an unutulmazdı. Ben 57. komando taburunda görev yapıyordum ama aynı zamanda sicilim 57'ydi. Ve harekatın 57. günüydü. Ben bunu ilk bayrağı dikerken anlamamıştım. Ben seçilirken muhtemel ki komutanlarım da benim sicilimin 57 olduğunu bilmiyorlardı. Bayrağı diktikten sonra günleri sıraladığımda ve 18 Mart Şehitler Günü'nde bu şerefe nail olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Mart Şehitler Günü'nde Türk milletine ve yüce tüm şehitlerimize armağan edin. Afrin Şehir Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bu sabah 8.30 itibariyle tamamen kontrol altına alınmıştır. Zeytindalı Harekatı'nın birinci safhası 18 Mart'ta tamamlandı. Mehmetçik, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde Afrin ilçe merkezini teröristlerden temizledi. Tam 57 gün sürdü Zeytindalı Harekatı. Mehmetçik ve Özsoğ 2000 metrekarelik bir alanı terör örgütünden temizledi. Harekatta 4608 terörist etkisiz hale getirilerek bölge gerçek sahiplerine teslim edildi. Yıllarca DAEŞ, PKK-PYD, YPG terör örgütleri kıskacında kalan bölge halkı özgürce nefes almaya başladı. Harekatta 54 Mehmetçik şehit oldu, 236 Mehmetçik yaralandı. Cephede Türk Silahlı Kuvvetleri ile hareket eden Özgür Suriye Ordusu da 320 kayıp verdi. Afrin'e huzur gelmesiyle 6 belde ve 282 köy için Türkiye tüm imkanlarını seferber etti. Birinci öncelik hiç şüphesiz güvenlikti. Güvenliğin tesis edilmesinin ardından hayatın normale dönmesi için peş peşe adımlar atıldı. Su, elektrik ve kanalizasyon altyapısı yenilendi, karayolları onarıldı. Bir hastane, 6 sağlık ocağı, 135 cami ve 263 okul bakımdan geçirilerek hizmete açıldı. Kısa sürede çehresi değişen Afrin bölgesi, Suriye'nin diğer yerlerinden göç almaya başladı. Peki işleri nasılmış? İş nasıl? Elhamdülillah, tamam, iyi bir iyi. Ülkesinin, komşularının ve tüm mazlum milletlerin yaşadığı olumsuzluklara hiçbir zaman kayıtsız kalmayan Türk milleti, vatanımıza ve komşularımızın toprak bütünlüğüne yönelik tehlikeleri yok etmeye devam edeceğini kanıtlamıştı. Türk ulusu tarih boyunca yazdığı zafer destanlarına bir yenisini daha eklerken, savaşın kartalı, barışın güvercini olan şanlı bayrağımızda özgürce dalgalandığı gökyüzünden milletimizi selamlıyordu.
Savaşsız yarınlar için ocaklara bir ateş daha düşmesin diye Türk Silahlı Kuvvetleri bundan sonraki süreçte de barışın kudretiyle şefkat pınarlarının müjdecisi olacağını gösterecekti. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm diyor. Kudu. Vatan sevap.